Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haşlama içli köfte tarifimle geldim. Gerçekten mükemmel oluyor. Asla yayılma, dağılma, çatlama olmuyor. Bana güvenerek tarifimi deneyebilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak yoğurma kabıma 2 bardak içli köftelik bulgur ekledim. Kesinlikle kısırlık bulgur değil. Hemen üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 bardak irmiğimi de ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1,5 bardak kaynar su ekliyorum. İsterseniz bu tarifi birebir oranda da kullanabilirsiniz. Yani 2 bardak bulgur, 2 bardak irmik ile de hazırlayabilirsiniz. O şekilde de çok hazırlıyorum. Hemen güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine streçle kapatıyorum. Bu şekilde yarım saat kadar veya tamamen soğuyuncaya kadar dinlendiriyorum. Ben kızartmalık olan içli köfte tarifini kısırlık bulgurdan hazırlıyorum ama haşlamalık olanı sadece bu bulgur ile hazırlıyorum. Sizler de bu bulgur ile hazırlarsanız çok daha rahat olacaktır. Hemen yarım saat kadar dinlendirdim. Geldiği kıvamı yakından görüyorsunuz. Hemen hamur kıvamı alıyor. Güzelce yoğuruyorum. Bir 10-15 dakika kadar yoğurmanız yeterli olacaktır. İlerleyen dakikalarda gelmesi gereken kıvamı sizlere yakından göstereceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru tezgahta biraz yoğurduktan sonra hamuru yere indirdim. Daha sonra sofra bezinin üzerinde güzelce yoğurdum. Birkaç dakika masada yoğurduktan sonra sofra bezinin üzerine aldım. İki elimle videoda görüldüğü gibi güzelce yoğurdum. 10 dakikanın sonunda geldiği kıvam bu. Bir 4-5 dakika kadar daha yoğurduktan sonra hemen iç malzemesini hazırlayacağız. Ben yoğurmaya başlamadan önce bulguru ıslattığım zaman o aşamada iç malzemesini hazırlıyorum. Ama videoyu bu şekilde hazırlamak istedim. Öbür türlü çok karışık oluyor. Hemen bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben 3 adet soğan kullandım bu tarifte. İsterseniz soğan miktarını daha da arttırabilirsiniz. Robotta çektikten sonra tavaya aldım. 2-3 yemek kaşığı ile kavuruyorum. Sipariş verenin isteği üzerine robotta çektim. Normalde ben kendimi hazırladığım zaman küçük küçük doğrayıp o şekilde hazırlıyorum. Soğan tamamen yumuşadıktan sonra, rengi hafif döndükten sonra kıymamızı ekliyoruz. Ben dana kıyması kullandım. Çok fazla yağlı olmayan kısmından çektirdim. Hemen üzerine tuzunu ekleyeceğim. 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz eklemesi yapabilirsiniz bu iç harcına. 400 gram kadar kıymam var. Bir 3 tane de soğanım var. Biraz sipariş, biraz da eve yapıyorum. Hemen güzelce karıştırıyorum. Kıymayı güzelce kavurduktan sonra baharatlarını ekleyeceğim. Eğer kıymanız normalde topak topak oluyorsa kıymanıza birkaç damla su ekleyerek kıymayı biraz yoğurursanız, o şekilde kavurmaya başlarsanız kıymanız dağılacaktır ve top top olmayacaktır. Kıymamı güzelce kavurdum. Çok fazla da yakmanıza gerek yok. Hemen baharatlarını ekliyorum. Baharatları için pul biber, toz kırmızı biber, tuz ve karabiber ekliyorum. Eğer siz isterseniz başka baharatlar da kullanabilirsiniz. Bu iç harcına dilerseniz maydanoz ve salçayı da yapabilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre eklemek istediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Bu tarife ceviz de çok yakışıyor. Eğer isterseniz ceviz de ekleyebilirsiniz. Hemen güzelce karıştırdıktan sonra kenara alacağım soğuması için. Kesinlikle kıymamızı sıcak kullanmıyoruz. Sürekli içli köfte yapanlar bilir ama ilk defa yapanlar için bunu belirtmek istedim. Hemen kenara aldım. Tamamen soğuduktan sonra kullanıyorum. Hamurumu da güzelce yoğurmuştum. Sıvı yağ ile açacağım. İsterseniz su ile de açabilirsiniz ama sıvı yağ ile çok daha rahat ve çok daha kolay açabilirsiniz. İçli köfteyi açmaya başlamadan önce yapmak istediğiniz büyüklükte parçalar kopartıp elinizle güzelce yuvarladıktan sonra tepsiye alın. Daha sonra sırası ile açmaya başlayın. Elinizi biraz yağladıktan sonra videoda görüldüğü gibi içli köftelerimizi açıyoruz. Açabildiğiniz kadar ince açmanız gerekiyor. Zaten kaynadığı zaman biraz daha kalınlaşıyor. Bu tarifi denediğiniz zaman gerçekten çok beğeneceksiniz. Oldukça hafif, bence olması gerektiği gibi çok sağlıklı bir tarif. Hemen güzelce açıyorum. Daha sonra iç harcından 1-1,5 yemek kaşığı kadar koyuyorum. Daha sonra Diyarbakır usulü kapatıyorum. Eğer isterseniz yuvarlak olarak da hazırlayabilirsiniz. Diyarbakırlılar bu şekilde yapar. Bu arada benim kayınvalidem de Diyarbakırlı. Normalde Diyarbakırlılar hamuruna 1 tatlı kaşığı da kişniş eklerler. Eğer isterseniz öğütülmüş kişniş ekleyebilirsiniz. Ayrıca iç malzemesine mutlaka maydanoz eklerler. Hemen güzelce açıyorum. Açabildiğiniz kadar ince açmanız gerekiyor. Zaten bu hamur da açmak istediğiniz kadar ince açılıyor. Kesinlikle çatlama patlama olmuyor. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. İçli köfteleri açma işlemine devam ediyorum. Dilerseniz bu kısmı hızlı bir şekilde atlayabilirsiniz. İlk defa deneyecekler için biraz daha uzun tuttum bu kısmını. İçli köfteleri yapmaya devam ederken biraz sizlere içli köftenin haşlama kısmından bahsetmek istiyorum. Bu bulgur biraz daha fazla haşlama gerektiren bir bulgurdur. Eğer ki tel bulguru kullanacaksanız bir 10 dakika kadar mutlaka kaynatmanız gerekiyor. 8 dakika kadar kaynattıktan sonra çıkartın içli köftenizi. Daha sonra hamurunun kıvamına baktıktan sonra kaynama derecesini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer kaynattıktan sonra isterseniz yumurtaya bulayıp o şekilde de kızartabilirsiniz. Bizler o şekilde de çokça tüketiyoruz ve çok seviyoruz. Üzeri için isterseniz sıvı yağ biraz kızdırdıktan sonra pul biber eklemesi yapabilirsiniz. Eğer isterseniz salça da ekleyebilirsiniz. Hangisini seviyorsanız o şekilde servis edebilirsiniz. Ben pul biber ile servis edeceğim. Son olarak bir tane daha açtıktan sonra hemen kaynama aşamasına geçiyorum. İçli köftelerinizi hazırladıktan sonra derince bir tencerenin içerisine yeteri kadar su, yeteri kadar da tuz ekledikten sonra kaynadıktan sonra içli köftelerinizi içerisine atabilirsiniz. Ben küçük bir tencere kullandım. Şu anda sadece 3 tane kaynatacağım sizler için. Kaynamaya başladıktan sonra kapağını hafif aralık bırakarak üzerine bırakabilirsiniz taşmaması için. Dediğim gibi 10 dakika kadar kaynaması gerekiyor. Yine kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kaynadıktan sonra kevgir yardımı ile servis tabağına alacağım. Daha sonra üzeri için sıvı yağ ile pul biber yaktıktan sonra servis edeceğim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna gelmek üzereyim. Bu arada sizlere veda edeyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma şu anda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.